Herkese selam. Çakal Lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli ve de hesaplı diyebileceğim bir yemek yapacağım. Gördüğünüz gibi artık böyle bir insanım. Olgun bir insanım. Ciddi bir insanım. Bende bir değişiklik var. Nedir bu değişiklik ya? Artık böyle. Emir Yargın'la Çakal Lezzetler başlıyor. Dinamit karides. Bütün Uzak Doğu restoranlarının menüsünde olan bir şey. Klasik bir yemek. Daha geçen gün işte palamut reels'ımı koyduğumda adam Jumbo yazmış. 750 TL diyor ya. Bu kanalın ilk bölümlerinde karidesli tariflerim vardı. Diyordum ki ya küçük alacağınıza gidin Jumbo alın falan. Şu an alamazsınız. Alamazsınız ya. Ben de alamam, siz de alamazsınız. Kimse alamaz. Alabilenler de dolarla para kazanıyordur herhalde. Aynı lezzette ve çok kolay temin edilen bir balıktan yapacağız. Mezgitten dynamit mezgit yapacağız aslında. İnanılmaz lezzetli oluyor, çok kolay oluyor. Her markette bulunabiliyor bu dondurulmuş mezgitler. Fiyatı da fena değil. Bazı marketlerdeki hali bayağı uygun. Bayılacaksınız bu tarife. İçeride anlatırım. Hadi görüşürüz, bay. Çakal Lezzetleri hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Tekrar selam. Şimdi dondurulmuş mezgiti aldık. Birazcık açılana kadar bekledik. Yani mezgit fileto kılçıksız olarak sunulan bir balık. Balık lezzetini daha az hissettiğimiz hafif bir balıktır. Yani şey olarak böyle yoğun lezzet anlamında hafiftir. Mezgitin bu dondurulmuş olarak satılan halleri sanıyorum ki bunlar da yurt dışından geliyor. Büyük mezgitlerden yapılıyor. O yüzden böyle kesmesi kolay, muamelesi kolay, ayıklamak yok, bir şey yok. Bunu küçük küpler halinde doğrayacağız. Böyle lokum gibi minik küpler. Görüyorsunuz. Güzel bir kaplama yapacağız. O da basit. Ama asıl olayı sosunda. Sosu da basit. Mezgitleri normal una banıyorum bir. Onlar orada bir dursun. Islaklıklarından kurtulsunlar diye. Lokum gibi. Eşit miktarda nişasta ve mısır unu alıyorum. Yani 3'er kaşık diyelim. Mısır unu 2, 3. Tuz. Toz biber. Sarımsak tozu. Sarımsak tozu da ekliyorum. Koyu bir kıvam yapana kadar içine soda ekleyeceğim. Soda ekliyorum. Kıvamına bakacağım. Kıvam böyle. Humus kıvamı gibi. Böyle üstünde su kalıyor. Aa, bu cıvık diyorsunuz. O mısırın yapısından ötürü galiba. Alt tarafı bayağı kıvamlı. Havuzu mısır nişastasıyla mı ne dolduruyorlar? Eğer durursan batıyorsun. Durmayıp koşarsan üstünde koşup karşıya geçebiliyorsun. Herhangi bir tavada tabii ki kızartabilirsiniz. Sıradan bir kızartma işlemi yapacağız. Ama ben mükemmel bir tavada. Tefal Titanium 6X serisinde kızartacağım. Tefal'in bütün tavaları çok güzel. Zaten yani tavada dünya devi. Titanium 6X de onun en üst seviyesi. Kaplaması zaten teflon değil. Biz hani alışmışız teflon tencere falan diyoruz bunlara ama bu Tefal'in kendine özel titanyum kaplaması. Onun da özelliği şu. Çizilmiyor. Yani metalle bile istediğinizi yapabilirsiniz. Çok ya yani böyle iyice kanırtırsanız bıçak gibi bir şeyle o zaman çizilir ama böyle sıradan kullanımlarda çizilmiyor. Ağır ve kalın bir tava. Isıyı hem çok iyi tutuyor hem de çok homojen yayıyor. Yapışmayla ilgili de hiç sorun yok. Yağsız olarak yumurtayı kırın şuna. Pat pat atın. Bu kadar mükemmel övdüğüm bir tava varken bundan daha da çok öveceğim bir şey olamaz değil mi? Evet, olabilir. Aynı üstün özelliklere sahip tavanın Ingenio'su. Anlatmama gerek yok, ergonomisi. Bugün yine Ingenio'yu kullanayım. Niye? Çünkü yağ var. Kardeşim sen de sapını o zaman böyle yap diyeceksiniz. Kardeşim belki burada da tencerede yemek var. O zaman ne yapacağım? Buraya belki burada da şey var. Çocuk var. Yağım kızarırken o esnada hemen sosu yapayım. Mayonez. Sriracha. Toz biber. Bal. Çok az sirke.
Sriracha zaten sarımsaklı bir sos. Yani bayağı sarımsaklı bir sos. O yüzden sarımsak eklemedim. Sen de bak. Ne diyorsun? Sosumuz da hazır. Bu arada bu evin sos uzmanı Yüksel'dir. Hakikaten sos konusunda el ayarı, damak zevki çok çok iyidir. Ve salata. Acayip ya. Salata sosları, bu tarz soslar böyle... Boğa burcu olduğu için. Mesela bazen yemeğe bir şey koyarım, böyle minnacık bir şey. Bilir yani şunu mu koydun falan diye. Zaten Boğa burcu gurmelerin burcuymuş. Biliyorsunuz bu kanalda onu tavlamak için yaptığım yemekler ve tarifler sayesinde kurmuştum. Vay be. Nereden nereye? Düşünüyorum da şimdi. Hayret bir şey. Hayret ya. Çatal kullanarak yapıyorum. Kıvamlı bir sos olduğu için. Tipleri de karidese de benziyor yani. Böyle çatalla rahat çalışabilirsiniz. Biraz patlıyor yalnız, onu söyleyeyim. Önlük taktım hatta. Dikkat edin yani, aman diyeyim. Geçen şurama mesela, bakın bunlar yağ izi. Şunu da kesinlikle öneriyorum. Bakın hani burada bölümü izlemeye geldiğinizde asıl tarifi görün diye böyle yaptım ama aldığınız mezgiti sadece nişastaya buladınız. Biraz tavanın dibinde yağla çevirerek pişirdiniz. Bu da çok güzel oluyor. Zaten nişasta çok yapışan bir şey olduğu için yine dışını bayağı bir kaplıyor ve sosu da tutuyor. Çok güzel kaplanmış mezgitlerimiz var. Kaplama şeyi biraz bekledikçe biraz daha katılaştı, bir şey oldu. Biraz daha soda ekledim mesela şimdi. Hem yumuşak hem de çok da güzel sosu tutacak bir kıvam. Orası çok koyu olursa bu da tahta gibi olur. Bakın yiyorum sizin için bir tane. Çok güzel. Hamurunuzun tuzu da önemli. Aman unutmayın. Ay kaçıyor resmen beni. Ay. Ay. Acemimiz git gibi ağlara dolarım isyanda olsa. Tarih bile yazsa kimin umurunda? Dinamit karidesin sunumu genelde margarita bardağında ya da böyle ayaklı bir kadehte. Altında şöyle bir marul. Tamamını karidesle doldurmayacağız bari, bardak boş durmasın diye. Bir ambalaj taktiği. Ama biz tabii ki çakallığımızı en başından yapıp karides yerine mezgitle yaparak... Sen yapar mısın Yükselciğim? Ben yapamadım. Hop. Burada tabii bu bardaktan fazlası kadar mezgit var. Sosta da sirke konusunda elinizi çok korkak alıştırmayın. Sirke sosu böyle güzel kırıyor. Yoğunluğunu alıyor. Bir tık daha freşlik katıyor. Ve tabii biraz kıvamını da açıyor. Sos miktarımızı da çok güzel ayarlamışız. Gördüğünüz gibi hani sos belki fazlaysa falan vıcık vıcık olursa diye baka baka ilerledim ama şu kaplanmışlık çok iyi işte. Valla şu an gramaj olarak bu karidesle olsaydı bırakın restoranda yemeği, hani evde yemek için bile şu an burada 300 liralık falan bir deniz mahsulü var. Ya çok fena pahalı. Ne yazık ki karidesi de çok sevmeme rağmen böyle alternatifler bulmak zorunda kaldım ama çok güzel oluyor. O yüzden de mutluyum yani böyle bir alternatif bulabildiğimiz için. Evet fakiriz ama ne yapalım? En azından yaşam zevkimizi bir kenara atmıyoruz. Hala aynı şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Susam. Ve soğan. Dinamit Gatsby. Gördüğünüz gibi klas bir sunum önerisi. Evinizde bu yoksa mesela ince belli çay bardağında yapabilirsiniz isterseniz. Neydi? Çaydanlıkta sunabilirsiniz mesela. Leğende sunabilirsiniz. Mavi leğen renk olarak zıt renkler turuncuyla muazzam olur. İşte böyle böyle herhalde yakında ekmek yerine taşıyoruz falan gibi şeyler de yapmaya başlayacağız. Ekmek, dinamit ekmek. Aa güzel olur ha bak bu sos zaten okey. Dinamit ekmek. Güzel fikir. Sosu bandın mı yersin abi ne olacak? Gözünü kapatırsın dersin ki P.F. Chang'deyim baba. New York'tayım. Dersin. Uyan! Uyan! Kabus görüyordun bey diye uyandırır sizi hanımınız. O da der ki ne kabusu yahu harika bir rüyadaydım der. O da der ki olur mu hiç vatanımızda olmadığın bir rüya kabustur be der. Demez miydim? Huzurlarınızda bunu yiyorum.
Şöyle soğanlı ve soğanlı kısımdan. Mükemmel. Yani şöyle söyleyeyim, bu lezzete yaklaşabilmeniz için gerçekten şöyle jumbo karidesle falan yapmanız lazım. Onun dışında çimçimle falan zaten yapmayın. Kaplaması zaten o çimçimden çok daha fazla büyük olduğu için hamur yiyorsunuz gibi oluyor. Yani bu klasik tarifin yeni hali bu olabilir ya. Geçtim fakirliği, geçtim almayı, alamamayı. Daha kolay. Ayıklama derdi yok, bir şey yok. Küp küp kesiyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Aynı lezzet. Yani çok cool bir yemek. Şey ya, bunu kime çıkarsanız delirir. Aa, ben de sana almıştım ya. Al ya. Al bir yıldanım ya, al ye. Abartmıyorum, %90 Türk insanı karides derseniz yer. Ona da bak eminim. Yani o %10'luk kesip hakikaten yemekle böyle çok haşır neşir olacak falan. Çakal lezzetler takip edecek falan. Bakın şuna bakın, şunun tipine bakın. Karides lan bu, karides oğlum bu. Karides bu, kuyruğu, karides bu. Sunumuyla falan var ya, bak evde yalnızken bile ben sunuma çok özen veririm. Atmosfer yaratmak, böyle bir bardakta sunmak. Bakın açım, deli gibi, kurt gibi açım. Evdeyim, yalnızım, yine de ben bunları böyle yerim. Çünkü bu insana bir hayat sevgisi verir ya. Teşekkürler. Çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın. That's just my meticulousness. Don't bog down in detail. Walt, the lesson here, would you bug labs?